Huawei uzun zaman sonra yeni bir akıllı telefon tanıttı. Elimde Huawei Nova 10 Pro var. Gerçekten bu telefon tasarımı bir tık ikonik olmuş. Özellikle şu kameranın etrafındaki çıkıntı enteresan duruyor. Biraz böyle Arabic Edition gibi oldu. Kerem de burada. Kerem Enginar arkada stok çekiyor. Hani onunla da aynı şeyi konuştuk. Telefonu görünce insan ister istemez biraz Araplara özel mi acaba diyor. Çünkü üstünde önemli derecede altın işlemeler var bu cihazın. Ve şöyle yakından da görebilirsiniz zaten kameranın etrafını. Bu cihazın aslında teknik detayları biraz enteresan arkadaşlar. İçerisinde Snapdragon 778G işlemcisi var ama 4K versiyonunu kullanabiliyor Huawei, biliyorsunuz yaşadığı problemler sebebiyle. Fakat burada güzel bir yenilik yapmış Huawei kendi açısından ve Nova serisi açısından. Şimdi ön kamerada iki tane kamera var, bakın şurada. Ben size şöyle göstereyim. Ekrana gömülü çift kamerayla geliyor. Ve bu kameraların ana kamerası 60 megapiksellik bir ultra geniş açılı kamera. 100 dereceye kadar geniş açı çekim yapabiliyorsunuz ve buradaki olay aslında ön kamerada da bir otofokus olması. Şöyle hatta birlikte çekelim abi seninle. Teşekkür ederim bu arada yanımda olduğun rica için. Rica ettim. Yani bayağı böyle otofokus yapıyor bak yaklaşınca bile. Bir tane çekelim. Yapıyor gayet. Hiç de fena değil netlemesi falan. Yani bir Nova serisi için fena bir sonuç ortaya çıkarmıyor. Nova'yı niye yapsın ya? Abi şöyle, Nova serisi çünkü Huawei'in biraz daha böyle orta seviyeye konumlandırdığı bir... Evet. Evet. Ön kamerada 4K video da var. Onu da yan taraftan, yan masadan gönderdiler bilgi olarak. Telefonun ön tarafındaki kameradan bahsettik. Bir de ekrandan bahsetmek lazım. Öncelikle ekran kas oranını hakikaten beğendim. Ekran OLED bir panel ve bu panelde arkadaşlar 120 Hz'e kadar bir yenileme hızı var. Bunun yanında da 6.78 inç bir boyuta sahip. Genel anlamda ekran deneyimi gerçekten güzel olmuş bu cihazın. Hoşuma gitmedi dersem yalan söylemiş olurum. İşlemciyi anlattım, kameralardan da bahsedeceğim ama şurada göbekte duran bir pil var. Tam 4500 mAh ve 100 Watt hızla şarj olabiliyor. Bu da bizlere gerçekten günlük hayatta çok önemli bir çözüm olarak geliyor. Hatta benim Huawei'de gördüğüm en yüksek hızla şarj olan akıllı telefon olmuş Nova 10 Pro. Çünkü şimdiye kadar en yüksek 65 Watt'a kadar çıktılar. Bu ilk 100 Watt'lık cihaz benim gördüğüm. Bir de Mate XS2 de vardı galiba ama emin değilim, yine yanlış bilgi vermemiş olalım. Arka taraftaki kameralarda 50 megapiksel bir ana kameramız var, 8 megapiksellik bir ultra geniş açılı kameramız var ve bir de 2 megapiksellik bir derinlik algılayıcı kamera var. Vallahi telefon böyle, bir de üstüne stereo hoparlör bulunuyor, bakın şu üste koymuşlar. Fena da gözükmüyor. Burada çok gürültülü bir ortam var, o yüzden hani şöyle ya da böyle ses güzel ya da değil diyemem. Detaylı incelemesini zaten çekerim ama şimdi sizlere böyle heyecanla hızlıca bir anlatmak istedim. Çok ince, çok premium hissiyatına sahip ve aynı zamanda da teknik anlamda Nova serisi için doyurucu bir telefon olmuş Nova 10 Pro. Sizler nasıl buldunuz Nova 10 Pro'yu? Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Fiyatını henüz bilmiyorum. Zaten öğrendiğimde sizlerle yine paylaşıyor olurum. Ve tabii ki kanalımdan da desteklerinizi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.